Cenab-ı Hakk'ın oku emrine sıkı sıkıya bağlanmış, çevresindekilere daima okumayı emretmiş öncü bir alim. Ömrünü yüce dinimiz İslam'ı öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir dava adamı. Camiyi hayatının merkezine almış bir din görevlisi. Kapısına gelen hiç kimseyi geri göndermeyen, misafirperver bir insan. Talebelerini evlatlarından ayırt etmeden, onların yetişmesi için var gücüyle çalışan bir gönül insanı. Ekrem Doğanay Hoca. Ekrem Doğanay, 1938 yılında Gerede'nin Merce Kiraz köyünde dünyaya gelir. Babası İhsan Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Ekrem Doğanay Hoca daha çocuk yaşta Kur'an öğrenmeye başlar. 8 yaşına geldiğinde o küçücük Ekrem ailesinden ayrılarak Gerede'ye gelir. Burada hafızlığını tamamladıktan sonra İslami ilimleri elde etmeye başlar. Bolu ilimizin Gerede ilçesi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de hafızların yetiştiği, ilim dünyamıza öncülük eden nice alimlerin bulunduğu güzide bir ilçemizdir. Gerede ilçesi köylerinde ve ilçe merkezinde hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin bir yandan hıfzlarını kuvvetlendirmek, güçlendirmek, diğer yandan da İslami ilimleri öğrendikleri mümbit, bereketli bir yerdir. Ekrem Doğanay'ın ilme olan iştiyakı ve kıvrak zekası köyün imamının dikkatini çeker. Bir gün Ekrem Hoca'nın babasına "Bu zeki talebeyi köyde tutma. Çalıştırmak için de sakın ha yanına alma. Onu Gerede'ye götür, orada hafızlık yapsın, ilim öğrensin" diye babasına nasihatta bulunur. Ekrem Hoca'nın babası köyün imamının tavsiyesini dinler ve küçük Ekrem'i alıp Gerede'ye getirir. Ekrem Doğanay hafızlığını ikmal ettikten sonra Arapça tahsiline de Gerede'de başlar. Bölgenin önemli şahsiyetlerinden, kıymetli alimlerinden birisi olan Şeref Hoca'nın rahleyi tedrisinde bulunur. 15 arkadaşıyla beraber çıkmış olduğu bu ilim yolculuğundan arkadaşları yol zor olduğu için, ağır olduğu için birer birer ayrılırlar. Artık tek başına derslere gidip gelmeye başlar Ekrem Doğanay. "Diğer arkadaşlarımın hepsi ayrıldı. Ben de mi acaba bu dersi bıraksam?" diye düşünür ve bu düşüncesini Şeref Hoca ile paylaşır. Bunun üzerine Şeref Hoca küçük Ekrem'e, genç Ekrem'e şu tavsiyede bulunur. "Evladım, sakın ha, sakın böyle bir şey yapmayasın. Senin zekan, hafızan çok kuvvetli. Sen anlattığım her şeyi çok iyi anlıyorsun ve anında kavruyorsun. Evladım, sakın ilmi, ilim yolculuğunu bırakma, devam et" diye Ekrem Doğanay Hoca'ya tavsiyede bulunur. Genç Ekrem, hocasının bu içten tavsiyesine icabet eder ve ilim yolculuğunu yarıda bırakmadan tamamlamanın gayreti içerisinde olur. Ekrem Doğanay'ın eğitim hayatı boyunca zekası, ilmi kabiliyeti, edebi ve ahlaki kişiliği kendisine ders veren hocaları tarafından daima takdirle karşılanır. Ekrem Hoca'nın ilmi birikimine katkı sağlayan diğer iki hocası ise zamanın Gerede müftüsü Kemalettin Üstün Hoca Efendi ve Hacı Ömer Cevahir oğludur. Kemalettin Üstün Hoca bir gün Tenbihül Gafilin adlı kitabı talebelerine okuturken metinde iki farklı okunuşu olan bir kelime ile
karşı karşıya kalınır. Hocası kelimeyi farklı okur fakat genç Ekrem Doğanay farklı bir şekilde okunacağını uygun bir edeple hocasına arz eder. Bunun üzerine hocası genç Ekrem'e, "Oğlum Ekrem, bu kelime senin okuduğun gibi değil," der. Genç Ekrem hocasının bu sözü üzerine edebinden herhangi bir şey söyleyemez. Aradan birkaç gün, birkaç zaman geçer ve Kemalettin Hoca Ekrem Doğanay'ın yanına gelir, onu taltif ederek şu cümleyi kurar. "Oğlum Ekrem, babam rahmetli Hacı Emin Efendi'den saklı kalan bir aferin var benim yanımda. Onu şu ana kadar kimseye söylemedim, kimseye vermedim. Şimdi onu sana söylüyorum ve sana veriyorum. Aferin. O kelime senin dediğin gibi okunuyormuş." Ekrem Doğanay hocamızın Allah vergisi çok keskin bir zekası vardır. O okuduğunu, dinlediğini, öğrendiğini asla unutmaz. Hoca efendinin hafızasında bir şeyi unutmak nedir? Böyle bir şey yoktur. İlim yolculuğuna çıktığı günlerden birinde hocası Kemalettin Efendi talebelerine bir ders okutur. Ders bittikten sonra Ekrem Doğanay ve arkadaşları kaldıkları eve doğru yola çıkarlar. Arkadaşlarından birisi, "Bugün okuduğumuz ders hiç kafama girmedi," deyince genç Ekrem, "Ders o kadar da zor değildi, ders çok kolaydı, ben o dersi ezberledim," der. Arkadaşı okudukları kitabı alır ve Ekrem Hoca'ya doğru uzatarak, "Hocam sen şimdi bu okutulan bölümü ezberledin mi?" der. Ekrem Hoca bunun üzerine o günkü dersi ezbere okumaya devam eder. Arkadaşları hayret içerisinde kalırlar. Bir yandan genç Ekrem'i dersi ezbere olarak okurken dinliyorlar ve diğer taraftan şöyle der, "Arkadaş seninkisi ders dinlemek değil. Sanki Cenab-ı Hak kitaptan almış da senin kafana o bilgiyi koyuvermiş," diye taaccüplarını ifade ederler. Ekrem Doğanay ilk imamlık tecrübesine 1955 yılında Gerede'nin Havullu köyünde başlar. 17'sinde gencecik Ekrem Hoca, böylelikle hayatı boyunca bırakmayacağı din görevliliğine adım atmış olur. Ekrem Doğanay hayatı boyunca hiçbir görevi kendi istememiştir. Yani hocamız talip değildir, matluptur. Her görev kendisine teklif edilmiştir. İşte genç Ekrem hocamız ilk vazifesini, görevini ve imamlık tecrübesini fahri görev olarak Gerede'nin Havullu köyünde imam hatip olarak başlayarak ifa eder. Bu yıllarda Meliha Hanım'la evlenen hocamızın ikisi kız, bir erkek olmak üzere 3 tane çocuğu dünyaya gelir. Ekrem Doğanay Hoca genç yaşına rağmen Havullu köyünde imam hatiplik görevinin dışında vaaz, irşat, sohbet ve benzeri dini faaliyetleri en güzel şekilde yerine getirmeye çalışır. Köy halkının problemleriyle birebir ilgilenir. Hemhal olur, onlara çözüm arar, canla başla gayret eder, onlara yardımcı olmaya çalışır. Yine bu köyde kendisinden yaşça küçük olan, belki akranı olan arkadaşlarını yanına alır ve onlara ders vermeye başlar. Yıllar sonra kendisiyle birlikte Yeni Çağ'da Kur'an kursu hizmetlerini beraber yürüttüğü Mustafa Akbenşen hocamız o günleri şöyle anlatır. Ekrem Hoca Havullu köyünden her hafta cumartesi günü Gerede'ye gelirdi. Hemen bir ders halkası, bir sohbet ortamı oluşturur. Bizler de kendisine çözemediğimiz meseleleri, ibareleri sorardık. Kendisiyle tanışmamız işte bu günlerde ve bu ders ortamlarında oldu, der hocamız. Havullu köyünde okuttuğu talebelerini de yanından ayırmayan Ekrem Doğanay,
Onları da Gerede'ye getirir ve oradaki talebelerle tanışmalarını, kaynaşmalarını, birbirleriyle müzakerelerde bulunmalarını temin eder. Ekrem Doğanay Hoca'nın köylülerden bir talebi vardır. Köylülere dönerek, benim yanımda eğitim gören 10 tane talebem var. Şayet onların da yanımda kalmasına razı olursanız ve onların kalabileceği bir yer ayarlarsanız teklifinizi kabul ederim der. Samat köyü sakinleri bu teklifi hemen kabul ederler ve köye döner dönmez hocamızın kalabileceği bir ev ve talebelerinin barınacağı köy odasını medrese haline getirirler. Ekrem Doğanay'ın gayreti çevre köylülerin dikkatini çeker. Havullu köyünden çok daha büyük bir köy olan Samat köyü sakinleri hocamızı kendi köylerinde görmek ister. Onların yoğun isteğini kıramayan Ekrem Doğanay, din görevliliği hayatını artık Samat köyünde devam ettirmeye başlar. Ekrem Doğanay hocamızın mütevazi kütüphanesinde birkaç kitabı vardı. Bunun üzüntüsünü hep hissederdi. Ya Rabbi, şöyle büyük bir kütüphanemiz olsa da talebelerimle beraber orada fazlaca bolca kitaplara kavuşsak ve onları okusak diye hep Cenab-ı Allah'a niyazda bulunurdu. Günlerden bir gün Cenab-ı Allah Hoca Efendi'nin bu duasını kabul eder ve şöyle bir olay yaşanır. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir alim zat vefat eder. Geride çok sayıda kitabı ve iyi bir kütüphanesi miras olarak kalır. Oğlu ise bu kitapları ne yapacağını bilemez. Etraftaki köylere haber gönderir ve bu haber Gerede'nin Samat köyüne de ulaşır. Bu haberi duyan Ekrem Doğanay'ın görev yaptığı köydeki komşuları ve onların içerisinden hocamızın kitap aşkının ne kadar fazla olduğunu bilen bir kişi, bizim burada bir hocamız var, çok gayretlidir. İstersen bütün kitaplarını 400 lira karşılığında satın alalım ve onu hocamıza hediye edelim diye Kızılcahamam'a bir teklif gönderir. Kızılcahamam'a haber geldiğinde teklif kabul görür ve köylüler hemencik kendi aralarında bu parayı toplarlar ve kitapları satın alırlar, Ekrem Doğanay hocamıza ve talebelerine hediye ederler. Böylece Ekrem hocamız ve talebeleri çok sevdikleri kitaplara kavuşmuş olurlar. Ekrem Doğanay hoca Samat köyünde görevini yerine getirirken başta gençler olmak üzere bütün köylüler için iyi bir Müslüman ve aynı zamanda rol model bir din görevlisi örnekliğini sergilemiştir. Ekrem hocamızın yetiştirdiği, yönlendirdiği nice gençler yurt içinde, yurt dışında okumuş, bugün başta Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri olmak üzere devletimizin farklı birimlerinde, farklı görevlerde milletimize hizmet etmektedirler. Ekrem Doğanay Hoca, İmam Hatiplik vazifesini Samat Köyü'nde ifa ederken askerlik görevi çıkar. Önce Ankara'da, daha sonra İzmir'de vatan borcunu öder ve tekrar Samat Köyü'ndeki görevine geri döner. Ekrem Doğanay Hoca, Samat Köyü'nde görevini sürdürürken Yeni Çağ'dan bir teklif alır. Kendisine Yeni Çağ Yukarı Camii Sultan Reşat Camii İmam Hatipliği teklif edilir. Ekrem Hoca bu teklifi kabul eder, 1963 yılında ailesini ve talebelerini de yanına alarak Yeni Çağ'a gelir. Ekrem Doğanay artık resmen Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir personelidir. İmam Hatip olarak başladığı bu görevini 1986 yılına kadar, yani emekli oluncaya kadar hocamız bilfiil din hizmetinin, din eğitiminin başarılı bir uygulayıcısıdır.
Yeni Çağ halkı göreve yeni başlayan bu hoca efendinin sohbetlerini ilgiyle takip etmeye başlar. Bazıları bilmediklerini öğrenmek, bazıları da hocanın ne kadar ilmi bir birikime sahip olduğunu test etmek için hocaya sorular sorarlar. İşte bu sorulardan birisi de o devirde halkın itibar ettiği Süleyman Ergin Efendi'dir. Süleyman Efendi bir defasında genç Ekrem Doğanay hocaya, "Hocam, soracağım bu soruyu daha önce birçok hoca efendiye sordum. Bana farklı farklı cevaplar verdiler. Şimdi müsaadeniz olursa bu soruyu size de sormak istiyorum. Bakalım sen ne cevap vereceksin?" diye bir soruyu Ekrem hocaya yöneltir. Hoca efendinin vermiş olduğu bu cevap karşısında Süleyman Efendi derhal ayağa kalkar ve "Evladım, maşallah, barekallah, subhanallah, bu ne ilim, bu yaşta bu ilim, maşallah" diye taaccubunu ifade eder. İşte hocamızın sahip olduğu bu bilgiyi talebesi olan Erdal Atalay Beyefendi diyor ki, "Hocamız zaman zaman bize derdi ki 10 bin tane hadisi şerifi senediyle, metniyle ezbere okuyabilirim. Tefsir, hadis, akaid, kelam ilimleri arasında da ve aynı zamanda hafızlığının kuvvetiyle de hocamız gerçekten bugün adına interdisipliner dediğimiz, ordinaryüs dediğimiz düzeyde ulumu İslamiye'ye vakıf olan bir bilgi, bir birikim sahibi idi. Hocamızın yeni çağda yaptığı hizmetler dilden dile söylenir ve artık sadece yeni çağ Gerede'de değil, bütün Bolu civarına, Batı Karadeniz'e yayılmaya başlar. Nihayet bir gün Karadeniz Ereğli müftüsü Ekrem Doğanay hocaya kendisiyle beraber çalışma arzusu içerisinde olduğunu iletir. Ve Ekrem Doğanay hocaya gelen bu teklif kısa zamanda yeni çağa yayılır. Bu haberi alanlardan biri de daha önce kendisine soru sorup hocamızın ilmi derinliğini ölçen Süleyman Efendi'dir. Süleyman Efendi hemen halkı toplar ve onlara şöyle seslenir: "Ağalar, alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Ben Ankara ve İstanbul arasındaki bütün hoca efendileri, alimleri tanırım. Bu genç Ekrem Doğanay'ın sahip olduğu ilme bir benzeri sahip olan hoca görmedim" der. Ve bunun üzerine "Ne yapın edin, bu hocanın gitmesini engelleyin. Göçünü yüklese dahi önüne çıkın, arabasını durdurun, gerekiyorsa arabanın önüne yatın ve hoca efendinin yeni çağdan ayrılmasına engel olun." Yeni çağlılar da bu konuşmanın üzerine hep birlikte Ekrem Doğanay hocamızın huzuruna varırlar. Arzu hallerini, taleplerini hocamıza iletirler. İsteklerini, taleplerini yenilerler ve Ekrem hocanın yeni çağdan ayrılmasına asla razı olmadıklarını söylerler. Ekrem Doğanay hoca yeni çağda din sahasında büyük bir boşluk görür. Bu boşluk, devrin ihtiyaçlarını karşılayacak yatılı bir Kur'an kursunun olmayışıdır. Hocamız hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlar. Yeni çağda daha önceleri ilkokul olarak kullanılan fakat zamanla eskiyen ve atıl bir hale gelen bir bina Kur'an kursuna dönüştürülmüştür. Ancak bu kurs hem eskidir hem de ihtiyaçları karşılayacak bir halde değildir. Ekrem Doğanay Hoca görev yaptığı caminin yanı başında bulunan bu kursun daha iyi bir hizmet verebilir hale getirilmesi için çalışmaları başlatır. Ve bunu yakınındaki cemaatiyle, arkadaşlarıyla istişare eder, yeni çağlılara anlatır, hep birlikte bir karar alınır. İhtiyacı karşılayacak bu kurs için bir yer aramaya başlarlar. Nihayet
mezarlık yolunda bir yer bulunur ve Ekrem hocamız arkadaşlarıyla beraber bu arsanın sahibini ziyaret eder. Konuyu arsa sahibine aktardıklarında çok cüz'i bir fiyatla büyük bir araziyi satın alırlar. Hayır sahibinin bir talebi vardır. Ekrem Doğanay hocaya bu talebini şöyle ifade eder. Hocam, bu kursun karşısında benim kendime ait bir arsam daha var. Hiçbir karşılık istemeden bunu size vermek istiyorum. Ne olur hocam, buraya bir ev yapın. Aynı zamanda eviniz Kur'an kursuyla karşı karşıya yakın bir mekanda olmuş olur diye bir talebi iletir. Fakat hocamız bu talebin asla kabul edilebilir olmayacağını nazik, münasip bir dil ile ifade eder. Der ki, o zaman insanlar şöyle derler, hocanın maksadı Kur'an kursu yaptırmak değil, kendine ev yapmakmış ve böylece bu hayırlı hizmetlere engel oluruz diye bu teklifi kabul etmez. Aradan yıllar geçer ve nihayet 1986 yılında Ekrem Doğanay Hoca Yeni Çağ'daki resmi görevini sonlandırır ve emekliye ayrılır. Öncü alimler için resmi görevden ayrılmak, yani emekli olmak, hizmetleri bırakmak anlamına gelmez. Hocalarımız sıkça şöyle derlerdi. Hocanın emeklisi olmaz, hocanın rahmetlisi olur. Yani vefat edinceye kadar hizmet eder. İşte onlar resmi görevlerinde neler yapmış iseler, belki daha da fazlasını emekli olunca yerine getirmişlerdir. İşte Ekrem Doğanay hocamız da böyle bir öncü alimdir. Emekliliği asla durmak, dinlenmek olarak görmemiş, vatanımız, milletimiz ve ümmeti Muhammed için koşturmaya, hizmet etmeye devam etmiştir. Ekrem Doğanay hoca bu yıllarda, yani emeklilik yıllarında, ülkemizin en uzak şehirlerine kadar seferler düzenlemiş, gençlere yönelik sohbet ve konferanslar icra etmiştir. Bu konferanslarda hocamız konusuyla ilgili geniş bir malumatı dinleyicilerle paylaşır ve öyle ki insanların akıllarına gelecek muhtemel sorular bile bu konferansta cevaplarını bulur. Bugünlerde hocamızın bu çalışmalarını yakından takip eden ve Yeni Çağ esnafından hayırsever bir arkadaşı hocamıza şöyle bir teklifte bulunur. Der ki, hocam ne olur, işte arabam, yakıtını da ben koyayım, masraflarınızı, gidiş geliş bütün yol masraflarınızı ben çekeyim, bu hayırlı hizmette benim de bir katkım olsun der. Ve zaman zaman hocamızın arabasının yakıtı ve benzeri masraflarını bizatihi bu hayırsever arkadaşı karşılar ve hocamız bütün imkanlarıyla, bütün gücüyle İslam'a hizmet etmeye gayret eder. Hocamız yanındakilerle birlikte, yani arkadaşlarıyla yollara düşer. Artık onun için durmak yoktur. Çünkü daha önce bağlı olduğu bir cami ve orada imamet hizmeti, Kur'an kursunda talebe hizmeti vardır. Her bir şehre gidilecek ve orada gençlerle mutlaka hak, hakikat, ahlak ve maneviyat, İslam'ın evrensel mesajları paylaşılacaktı. Bu yolculuklardan birinde hocamızın yolu Kayseri ilimizin Develi ilçesine düşer. Hocamızın şöyle bir geleneği de var. Kendisi Yeni Çağ'da görev yaparken birçok İstanbul'da bulunan alim zat, hoca efendiler Bolu'dan Anadolu'ya doğru seyahat ederken mutlaka Yeni Çağ'daki genç, mücahit ve gerçekten samimi olan Ekrem Hoca'yı ziyaret ederler. Hocamızın geleneği de böyledir. O da Anadolu'nun farklı şehirlerine gittiğinde mutlaka oradaki hocaları, yaşlı alimleri ziyaret eder. Ekrem Hoca arkadaşlarıyla beraber çıkmış olduğu bu Anadolu seferinde
devrin önemli hoca efendilerinden birisi olan Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'yi Develi'de ziyaret eder. Ahmet Efendi onları evinde ağırlar, misafir eder. Tek tek her biriyle tanışmaya başlar. Ekrem Doğanay hocamızı yakinen tanıyan, talebe olma şerefine nail olan, bugün hayatta olan talebelerinin bir ifadesi vardır. Hocamız alimlere karşı, hocalarına karşı son derece edepli bir tavır içerisinde olur. Onların huzurunda kemali hürmetle, diz üstü, elleri belki dizinin üstünde çok hürmetle otururdu. İşte Ahmet İslamoğlu hocanın evinde de hocamızın oturuş tarzı budur. Ve nihayet tanışırken Ekrem Doğanay hoca kendini tanıtır ve Ahmet Efendi sen şu meşhur Ekrem Doğanay mısın der. Ekrem hoca biraz da mütevazi utanarak evet hocam Ekrem Doğanay benim der. Orada bulunanların huzurunda Ahmet İslamoğlu hoca efendinin ağzından şu sözler dökülüverir. Vay benim can kardeşim. Ben senin yıllardır hasretini çekiyorum. Rabbim beni sana kavuşturdu elhamdülillah. Ben senin gibi bir alimin değil elini ayağının altını öperim der. Ekrem Doğanay hocamız gerçekten bu manzaradan çok utanır. Çünkü kendisi müeddep bir insandı. Ekrem Doğanay hoca yurt dışında okuyan talebelerini dahi ihmal etmeyecek kadar vefakar bir insandır. Ekrem Doğanay hocanın ilmi tedrisatında bulunan talebeleri yüksek ilim tahsil etmek amacıyla Pakistan'a giderler. Hocamız rehberlik yapar. Birçok talebesini farklı yerlerde okumaları için yönlendirir. Hoca efendi çok vefakar bir alimdir. 1999 yılının Kasım ayında öğrencilerine bir mektup gönderir. Mektubun içinden hocamızın bizatihi kendisinin kaleme aldığı şu şiir çıkar. Hocamız uzunca bir şiir yazmış talebelerine. Bunun birkaç mısrağını biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çok mutluyum. İlim aşkıyla gurbette olduğunuz için kalkıp Pakistan'a kadar hicret ettiniz. Söyle niçin? Kah gülüyorum sururumdan, kah ağlarım için için. Varisi enbiya olan kardeşlerime selam olsun. İşte bu şiir hocamızın aynı zamanda bir edebi yönünün olduğunu da ifa ediyor. Ekrem Doğanay hoca hayatı boyunca öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmedi. Son nefesine kadar Anadolu'yu karış karış dolaştı ve İslam'ın yüce hakikatlerini anlattı. Vatanımıza, milletimize, ümmeti Muhammed'e hizmet eden nice kıymetli insanlar yetiştirdi. Bu arada birçokları da Allah rızası için şehit olmuştur. Cenab-ı Hak kadirlerini nurla doldursun. Bu bahtiyar şehitlerin yüzü hürmetine bizleri zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun inşallah. Bizi imanlı kardeşlerimi Cenab-ı Hakk'ın hıfz-ı himayesine havale ediyorum. Allah mu'ininiz, haminiz olsun. Çok hayırlı hizmetleri hepinize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Amin. Hakkın nizamını hakim kılmayı cümlemize merzuk eylesin. Amin. Ekrem Doğanay hocamızın nasıl bir ilme sahip olduğunu şöyle özetleyebiliriz. Hocamız her namazı hatimle takip edecek kadar kuvvetli bir hafızdı. Biraz önce de söylediğimiz gibi 10.000 tane hadisi şerifi senet ve metinle ezbere okuyabilecek bir muhaddisti. Bolu Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlere, talebelere fıkıh dersi okutacak düzeyde bir mufakkihti. Anadolu'nun çeşitli şehirlerini, ilçelerini, kasabalarını dolaşıp İslam'ın hakikatlarını anlatacak düzeyde
bir dava adamı, bir mücahitti. İşte muhterem hocamızın şahsında bütün hademe-i hayratı, camilerimize, minberlerimize, mihraplarımıza, kürsülerimize, Kur'an kurslarımıza hizmet ederek hayat veren bütün hocalarımızı rahmetle anıyor, hayatta olan hocalarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ve nice hayırlı hizmetlere vesile olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ekrem Doğanay, 22 Ekim 2002'de bir sonbahar günü ebedi aleme göç eyledi. Binlerce seveni tarafından kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çağ mezarlığında defnedildi.